İyi günler arkadaşlar. Bugün Android Studio'da sizlerle beraber yeni bir Android kütüphanesini inceleyeceğiz. Gayet kullanımı basit bir kütüphane ve e, görsel olarak da gayet güzel bir kütüphane. Gördüğünüz şekilde iki tane edit text yaptık arkadaşlar. Projemizi derledik. Bastığımız zaman e, gördüğünüz gibi e, buradaki hint değeri köşeye geliyor. Name e, olarak hint değerini vermiştik arkadaş. Bastığımız zaman kenara geliyor e, animasyonlu bir şekilde arkadaşlar. E, kütüphanemiz bu işi e, yapmamıza yardım ediyor. Öncelikle arkadaşlar, kitap sayfasındaki projemizi inceleyelim. E, kütüphanemize baktığımız zaman... bu şekilde... E, awesome Text Input Layout isminde bir kütüphane. E, daha fazla bilgi için burayı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde biz de e, projemizi de derlemiştik. E, buradaki hint değerini e, gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde küçülten bir kütüphane arkadaşlar. Kullanı, kullanımı gayet basit. Gördüğünüz gibi öncelikle e, bu ilk kredle dosyasına biz e, gerekli kısmı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada son versiyon demiş. Baktığımız zaman şu an son versiyon 1.0.0 arkadaşlar. Daha sonra e, baktığımız zaman arkadaşlar burada çeşitli değerler var. Border Color, border width, corner radius, padding e, ve animation, e, animation duration gibi. Yani e, çerçevenin rengini, kalınlığını e, değiştirebiliyoruz. Daha sonra corner radius değerini de değiştirebiliyoruz. E, daha sonra animasyonun e, süresini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. E, şu kenarlara istediğimiz gibi renk verebiliriz ya da şuradaki kırpma miktarını artırabiliriz. E, projemize geri dönüp bakacak olursak arkadaşlar e, gerekli kısmı Gradle dosyasına yapıştırdıktan sonra sekronize edip kütüphaneyi projemize dahil ediyoruz arkadaşlar. Xml sayfasına baktığımız zaman e, bir linear layout altında vertical bir linear layout oluşturduk arkadaşlar. Daha sonra kütüphanemizden gelen e, bir tag kullanıyoruz. Awesome text input layout şeklinde. Buraya match parent ve wrap content verdik. Daha sonra gördüğünüz gibi border color değerini giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra border color yani çerçevenin genişliğini 2 dp verdik. Margin değeri verdik arkadaşlar 20 dp. Daha sonra corner radiusa yani köşelerdeki kırpma miktarına 8 dp verdik. Ve padding değerine 16 dp verdik arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi bu taglerin arasına bir Edit text tanımlıyoruz. Ve Hint değerini veriyoruz arkadaşlar. Buraya istediğiniz değeri verebilirsiniz tabii ki. Aynı şekilde bir altına da aynı şekilde oluşturduk arkadaşlar. Burada sadece Border Color rengini değiştirdik. İsterseniz kalınlığını değiştirebilirsiniz. Renk koymayabilirsiniz. Size kalmış. E Tamamen e, kütüphanemiz bu şekilde arkadaşlar. Java kısmında herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. İyi çalışmalar dileriz arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.